Arkadaşlar Modern Çağ'ın 3. bölümündeyiz. 2. bölümü izlemediyseniz sağ üst karta koyuyorum. Video dışında bayağı bir şeyler yaptım. Amerika ile anlaşmalar yaptık. Ticaret sözleşmesi yaptık. Ondan sonra araştırma sözleşmesi yaptık. Ondan sonra savunma anlaşması yaptık. Bize biri saldırırsa Amerika'dan yardım gelecek. Ondan sonra Mısır'la anlaşmalar yaptık. Suudi Arabistan. Bu ülkelerin hiçbiriyle aramız iyi değildi. Bunlarla aramızı geliştirdik. Hindistan, Çin. Hep bunlarla aramızı geliştirdik. Rusya ile aramız kötüydü, onları geliştirdik. 88'e çıktı. Almanya ile, Fransa ile, Birleşik Krallık'la aramızı hep geliştirdik. Bir de Yunanistan'la aramızı geliştirdik. Onlarla hep sözleşme yaptık. Ticaret sözleşmesi, araştırma sözleşmesi. Son bir savunma sözleşmesi kaldı. Onu da kabul etmediler bir öncekini. Bu seferkini bakalım kabul edecekler mi? BM'den şunu da anlatayım. Honduras diye bir yer vardı. Ben oraya saldıracaktım. Honduras'ta hatta size göstereyim. Honduras böyle bir yer. Büyük bir yer. Ama askerleri yok. 1000 gücüne sahipler. Yani buraya dalsak burayı alabiliyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Buraya dalsak burayı alabiliyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Onu da anlatayım. BM diye bir yer var. Burada dünyaya bir karar verdiriyorsun. Burada şöyle bir karar var. Diğer ülkeler tarafından yargılanmadan devletin işgaline izin veriyor diye bir şey var. Hüküm. Bu hükmü kabul ederlerse o ülkeye saldırdığımız zaman kimse bize düşman olmuyor. Ama ben şu anda bu ülkeye bu halde şu anda mesela buradan bu devlete böyle saldır deyip buradan şimdi askerleri yollarsam bu dünyadaki bütün herkesle aramız kötüleşecek. Çünkü savaş açtığımız için. Bizim şunu yapmamız gerekiyor. BM'den bu şeyi, hükümü gerçekleştirip mesela bak buradan Holsun muydu, Hotturk muydu neydi? Onu şimdi bizim buradan seçip onu da size göstereceğim şimdi. Honduras'a ben şimdi saldırmak istiyorum. Onlardan izin istiyorum. Bak şimdi ben buraya saldırmak istiyorum ama bana bir şey demeyeceksiniz diye bir şey yolluyorum. Ama onlar kabul etmiyor. Görüyorsunuz reddeden sayısı çok yüksek. Onun da nedeni şu. Dünya ile aranızın iyi olması lazım. Şu anda mesela benim yani bayağı bir kişiyle aramı iyi ettim. Bayağı bir ülkeyle ama Brezilya ile mesela çok kötüymüş. O yüzden bizi reddediyorlar. 106 oy kullanıyorlar. Japonya 92 oy reddediyorlar. Bu ülkelerle de aramızı iyi etmemiz lazım ki bu 1900 oy yan tarafa geçsin. İşte bunun için de biraz daha uğraşmamız gerekecek. O yüzden hemen olmuyor. Biraz daha dayanmamız gerekecek. Bakacağız. Şu anlık yavaş yavaş ülkeyi toparlamamız lazım. Günlük az para geliyor. O yüzden günlük paramız az olduğu için günlük parayı biraz arttırmamız lazım. O yüzden maden yapalım. 4 tane maden çok. 3 tane maden çakalım. Kaynak istiyormuş bir devlet. Fransa bizden kaynak istiyor. Verelim. Verdik. Fransa ile aramız şu anda kaç? Fransa ile aramız 81. Onlarla ticaret anlaşması yapalım. Araştırma sözleşmesi yapalım. Bir de savunma ittifakı isteyelim onlardan. Şu anda yolladık arabaları. Arabalar gidiyor. Almanya'da durumumuz ne? Onlarla da bir savunma ittifakı kurmak isteyelim. Kabul ederlerse. Görüyorsunuz karar reddedildi. Yani Honduras'a ben saldırmak istiyorum ama bana bir şey demeyeceksiniz diye onlara söyledim. Onlar da reddetti. Yani Honduras'a dalarsam bütün ülke bize karşı çıkacak. Bütün dünya. O yüzden yapamıyoruz. Türkmenistan diyor ki Özbekistan diyor silah ticareti yapmasını yasaklayalım hep beraber diyor. Bizlere yasaklamak istiyoruz. Yasakladık. Şu anda yasaklanacak büyük ihtimalle. Şimdi Rusya'ya şey yapalım. Rusya'ya da bir araştırma şeyi gönderelim. Şimdi sol alttan araştırmalarımızı bir verelim şöyle bir. İşte burada neyden gidiyorduk? Petrolden gidiyorduk. Bir sıra bir petrol gidelim. Burada neymiş? Helikopter gücü arttırabiliyoruz. Bu neymiş? Tankların gücü, zırhlı taşıyıcı gücü, silah gücü. Topların gücünü arttırıyor. Biz soba taşıdan mı? Ne demiş? Helikopter gücünü %3 oranında arttırır. Biz şuradan toplardan gidelim. Çünkü toplar bayağı... şimdi asker üretimini, tank üretimini falan da size göstereceğim. Saygı, savunma birlik imzalama şansını arttıralım. Evet. Şu an onları verdik. Şimdi yukarıdan bir şeyler gelmiş. Ne diyor? Dünyada düşük ilişkiye sahipmiş. Kimlerle düşük ilişkiye sahibiz? Bakalım bir. Vatikan'la aramız çok kötüymüş. Bir. Vatikan, onu da göstereyim. Şu sol altta, hatta size onu çizeyim ben. Daha iyi anlayabilirsiniz. Neyle çizelim? Siyah, mavi. Şu mavi mi? Mavi mi çizsek? Yeşille çizelim. Şurada görüyorsunuz. Gördünüz mü bunu? Yani çok güçsüz. Yani Vatikan'ın büyüklüğünü de göstereyim size. Vatikan çok küçük bir yer. Onu da göstereyim. Vatikan aha da şurası. Vatikan. Şu burayı yeşille çizmeyeyim. Burayı kırmızıyla çizelim.
Şu gördüğünüz yer Vatikan. Yani burasıyla aramız kötü olsa ne olur ki? Yani onu demek istiyorum. Orayla aramızın kötü olması bak. Rusya ile araştırma sözleşmesi olmuş. Fransa ile de araştırma sözleşmesi olmuş. Fransa ile ticaret anlaşması da olmuş. Yunanistan bizden kaynak istiyor dayıcım, bundan bizde yok, yapacak bir şey yok, gönderemiyoruz. Demek istediğim o işte. Onu tekrar şuradan bir daha göstereyim hatta. Aramızı kötü olan insan. Vatikan'da şu an sıfıra indik. Kanada'ya bakalım. Kanada güçlü bir yer mi? Bakalım Kanada'ya. Kanada burası. Kanada ile aramız kötü. Ama Kanada da güçsüz. Nüfusu yüksek. 37 milyon insan var ama çok güçsüz. Yani bunun bize saldırma şansı, ihtimali yok. O yüzden bunlarla aramız kötü olması önemli değil. Aranızı güçlü olan insanlarla iyi tutmanız lazım. Bunlar dandik. Somali. Somali de o kadar güçlü değil. Değil gibi duruyor yani. Değil. Değil. Somali de güçlü değil. San Marino. Oo, burası hiç güçlü değil. San Marino'yu da göstereyim size nasıl bir yer olduğunu. San Marino'da şöyle bir yer miydi? Yok, burası Malta'ymış. O da çok küçük bir yerdi de. Ha, burası işte. San Marino'da şu gördüğünüz yer. Bak şurası. Şurası da San Marino. Çok küçük yani. O yüzden bunlarla hiçbir şekilde aranızın kötü olması önemli değil. Onlarla aramız yok. Onlara sıkıntımız yok. Şimdi 47 bin liraya bize Azerbaycan kereste satıyor. Paramız yok, alamıyoruz, yapacak bir şey yok. Yardım gönderelim. Bütçe, turizmden bütçe geliri savaş nedeniyle iki kat düştü. Nasıl savaş nedeniyle? Bize savaş mı açıyor biri? Bir dakika. Sanırım bize biri savaş açtı. Evet. Kim açmış dayıcım savaşı? Vatikan. Dayıcım Vatikan kaç kişi geliyor? Evet, bak size şunu da anlatmak istedim. Müttefikleri çağırın. Şu yazıyı görüyor musunuz? Görüyorsunuzdur. Ona bastığım anda Rusya'dan, oradan, buradan, şuradan bana yardım gelecek. Ama Vatikan ne demiştim? Vatikan. Ama bak, Vatikan'ı size göstereyim. 22 gücü var. Büyük ihtimal 100 tane askerle falan geldi buraya. O yüzden göreceksiniz zaten. Şimdi oyunu devam ettireyim. Şimdi saldırsın bize. Vatikancığım. Saldır bakalım bize. Bize bir saldır. Vatikan bize saldırdıktan sonra bir şey deneyeceğim. Hatta şimdiden bir kere daha deneme şansım var bir yemden. Vatikan'a ben şimdi saldırmak isterdim. O şimdi bana saldırdı ya. Vatikan'a ben şimdi saldırmak istersen. Vatikan. Vatikan'a saldırmak istiyorum. Yanlış bir şey bastım ya. Tüh. Olmadı. Görüyorsunuz. 186 tane askerle gelmiş. Yani onun ağzına tokadı şimdi yalat duracağız. Savaşı başlat diyelim. Şu şekilde yapalım hatta. Direkt ölecek zaten. Bitti. Yani hiç kurtulma şansı, ihtimali şansı yok. Şurayı da size göstermiş olalım. Değilim, biliyorum ben orduyu nasıl kullanabileceğimizi. Kapat bunu. Evet, şimdilik 62 tane asker burada. Şu anda bu biraz hareket edecek. Biraz saldırmayı deneyecek. Şu anda hakkı bitti. Evet, hakkı bitti. Şu anda onun ağzına tüküreceğiz. Bize hiçbir şey yapamayacak. Helikopterle şu askerleri bir indirelim. Şu tankla. Ha, bu tank oraya sıkamıyor. Bu da saldıramıyor. Bir tane öne gitsek. Yok, saldıramıyor. Tamam. Şu helikopterle. Ha, bu. Şuraya gelsek helikopterle. Şuna saldırsak. Onu yıksak. Sonra şu tank nereye kadar ateş ediyor acı? Şu tank oraya ateş edemiyor. Şu bu uzak mesafeye ateş edebiliyordu. Ettik ve bitti. Şu anda Vatikan bize saldırdı ve öldü. Şu anda hiçbir askeri falan kalmadı. Ülkesi komple şu an elden gidiyor. Şimdi bakacağız. Zafer. Çok basit bir savaştı zaten. O kadar insanla bu ülkeye saldırmasının nasıl bir mantıksa onu anlamadım. Şimdi BM'den oyun devam etsin de bir BM'den bir daha bir ordu koruma ambargosu. Bunu reddetmişler. Dayıcım reddetmeyin. Buna biz dalalım bak. Bize saldırdı. Buna dalmamız lazım. Hadi. Bize saldırdı ya millet. Bakın şimdi dış işlerinden Vatikan'a bakacağım. Vatikan'a girdim. Vatikan'ın düşman olduğu ülke bizmişiz. Şu anda öyle gözüküyor. Vatikan çok kötü durumda. Egemen dedesi. Bize sabotaj yapılmış. 12 tane bombardıman uçağımız gitmiş, sabotaj yapılmış bize. Sabotaj sayısını artık arttırmamız lazım bir şekilde. Üretimle ilgili elektrik sıkıntısı çekiyormuşuz. Hemen elektrik üretelim buradan. Bir tane bundan verelim. 3 ay sonra elektriğimiz gelecek. 3 ay biraz idare etmemiz lazım. Evet. Şimdi şuradan bakalım. Gemi var mı? Şu gemi var. Yardım aldık. Kimden? Pakistan'dan yardım gelmiş. Biz de bir yardım edelim. Onunla yardım ediyor. Biz de bir bağış yapalım. Şuradan biz de 5000 tane odun atalım. Ha, yolladık. Gidiyor. Şimdi diyor ki Barbaros. Barbaros diye bir yer bize diyor ki Ekvador'a saldır diyor. Ekvador'da burasıymış. Çok güçlü bir yere saldır diyor bize. O yüzden gerek yok. Mal mal konuşuyor kendisi. Gitsin kendi saldırsın.
DM kararı reddedilmiş. Şimdi ama ben şunu istiyorum bir de. Ben bir de şu kararı istiyorum. Ben Vatikan'a saldırmak istiyorum dayı. Vatikan nerede Vatikan? Onun nerede bulması çok zor. Aşağıda mı? Aşağıda. İşte kabul etmiyorlar hiçbir şekilde. 3 yılda yapsam kabul etmeyecekler. Hiçbir şekilde kabul edilmeyecek. Reddediyorlar. O zaman şöyle yapacağız dostlar. Şimdi şuradan asker üreteceğiz. Size hem bunun taktiğinde bir sonraki bölümde size bu taktiği göstereceğim. Bir sonraki bölümde göstereceğim. İnsanlarla, ülkelerle aranızı nasıl iyi ediyorsunuz size onu göstereceğim. Bir de şunu çok son bir sözümü söyleyeyim. Nereden söyleyeceğiz onu? Ha, BM'den şimdilik. Bunu niye kabul etmiyor artık onu söyleyeyim şimdilik. Şimdilik aramızın iyi olduğu ülkeler bize puanını veriyor. Diyor ki tamam diyor. Kabul ediyoruz diyor. Mesela Almanya, Hindistan, Fransa. Bunları hepsi kabul ediyor. Ama velakine Brezilya, Japonya, Endonezya en çok oy veren bunlar ve reddediyor. Bu sırayı komple mesela Vatikan 50 tane oy vermiş, reddetmiş. Yani bunları bizim bir şekilde aramızı bu insanlarla iyi etmemiz lazım. Japonya ile Endonezya ile. Bunlarla aramızı iyi yaptıktan sonra mesela 100, 200, 300, 400, 500 şuraya kadar, Vatikan'a kadar bütün insanlarla, bütün ülkelerle aramızı iyi yaparsak 500 şey geliyor. Şuran 500 ise öteki tarafa koy dengeleyeceğiz. Yani kabul eden sayısının 1500 olması lazım. Yani onu halledeceğiz. Bir sonraki bölümde size onu göstereceğim. Şuradan bir mesaj gelmiş. Bakalım ne gelmiş. Vatikan reddedilmiş onu biliyoruz. Tamam. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.